Merhaba sevgili gençler. Bugünkü konumuz atasözleri, deyimler ve özdeşlerdir. Atasözleriyle konumuza başlayalım. Atasözleri atalarımızın tecrübelerine dayanan, bilgece düşünce ve öğüt içeren toplumca benimsenmiş özlü sözlerdir. Özlü söz demek gençler, az söz de bize çok şey anlatması anlamına gelir ve atasözlerinin bizi bir konuda yönlendirdiğini, bize bir konuda öğüt verdiğini de unutmuyoruz. Atasözlerinin söyleyeni belli değildir. Tarihte kimin tarafında söylendiği belli olmadığı için de biz ne diyoruz? Halkın ortak malıdır diyoruz. Kalıplaşmış sözlerdir. Kalıplaşmış söz ne demektir? Kalıplaşmış söz, çocuklar, herhangi bir sözcüğün yeri değiştirilemez ve sözcüklerin yerine eş anlamlıları dahi olsa herhangi bir sözcük getirilemez. Kısacası biz atasözlerinde herhangi bir sözcüğün yerini değiştiremeyiz ve yerlerine başka bir sözcük de getiremeyiz. Kısa ve özlü sözlerdir dedik. Bize az sözle çok şey anlatırlar. Genellikle de mecaz anlamda kullanılırlar. Sakla samanı gelir zamanı. Biz bu atasözünü samanı saklarsan zamanı gelir şeklinde söyleyemeyiz. Söyleyemememizin nedeni ise atasözlerinin kalıplaşmış sözler olmasıdır ve yerlerinin ne olursa olsun değiştirilmeyeceğidir. Ayrıca yerlerine herhangi bir sözcüğün de getirilmeyeceğidir çocuklar. Biz yerlerine herhangi bir sözcük getiremeyiz. Atasözlerinin birçoğunda mecazlı bir söyleyiş bulunsa da bazı atasözleri gerçek anlamda taşırlar gençler. Bunu da unutmuyoruz. Örnek verecek olursak, son pişmanlık fayda etmez. Yol sormakla bulunur. Akıl akıldan üstündür. Bela geliyorum demez dediğimizde nedir? Atasözlerimiz gerçek anlamda kullanılmış atasözleridir. Binlerce yıllık geçmişiyle zengin bir dil olan Türkçe'de pek çok atasözü bulunur. Bunlara birkaç tane örnek verecek olursak şu örnekleri verebiliriz gençler. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar dediğimizde söylenen yalanın bir gün mutlaka ortaya çıkacağı anlamına gelir. Keskin sirke küpüne zarar dediğimizde kişinin sinirlik anında zararı kendisine vereceği anlamına gelir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz dediğimizde bir kişiye zulüm yapıldığında onun mutlaka bir gün cezasının çekileceğine, akılsız başın cezasını ayaklar çeker dediğimizde ise düşünmeden yaptığımız bir hareketin cezasını gene kendimizin çekeceğini belirten atasözlerimizdir. İkinci konumuz ise yani ikinci başlığımız ise deyimler gençler. Deyimlerle konumuza devam ediyoruz. Deyimler anlatıma akıcılık, çekicilik katan kalıplaşmış sözcük topluluğudur. Amacı bir kavramı en etkili biçimde anlatmaktır. Deyimlerin atasözlerinden en önemli farkı gençler bize herhangi bir konuda öğüt vermez. Öğüt verme amacı yoktur. Deyimler de atasözleri gibi kısa ve özlü sözlerdir. Yani az sözcükle çok şey anlatırlar bize. Deyimlerin de söyleyeni belli değildir. Onlar da anonimdir. Onlar da halkın ortak malı sayılır. Deyimler de kalıplaşmıştır gençler. Onların da yerleri yani sözcüklerin yerleri değiştirilemez ve sözcüklerin yerlerine eş anlamlıları dahi olsa herhangi bir sözcük getirilemez. Deyimler de genellikle mecaz anlam taşırlar. Biz bu durumda ne diyebiliriz? Deyimleri atasözlerinden ayıran en önemli özellik deyimlerin bize herhangi bir konuda öğüt vermediğidir. Atasözleri ise bizi herhangi bir konuda öğüt verir bize ve bizi yönlendirir diyoruz. Deyimlere örnek verecek olursak, taşındığı yeni şehirde dikiş tutturamadı. Şimdi tekrar memleketine dönüyor. Dikiş tutturamadı deyimini burada biz hangi anlamda kullanmışız? Bir yerde, bir işte, bir sebepten ötürü başarı sağlayamayıp uzun süre kalmamak, yani oradan tekrar göç etmek anlamında kullanılmıştır. Demek ki arkamdan konuşmuş, ben ona haddini bildiririm. Demek haddini bildiririm deyimi ise bir karşıdaki kişinin yetkisi dışındaki bir işe karıştığı için sert tepki vermek ve onu cezalandırmak anlamında kullanılmıştır.
Affedersiniz müdüre hanım, biraz vaktinizi alabilir miyim dediğimizde ise vaktinizi alabilir miyim deyimi başka bir kişiye ayrılmış zamandan tutmak ya da zamanı almak anlamlarında kullanılmıştır. Karınca kararınca herkesten yardım bekliyoruz deyimi ise karınca kararınca herkesin kendi maddi durumu ölçüsünde bize yardımda bulunmasını söyleyen, gerektiren bir deyimdir diyoruz. Deyimlerin büyük çoğunluğu mecaz anlamlıdır. Fakat bu hepsinin mecaz anlamda kullanıldığı anlamına gelmez. Gerçek anlamda da kullanılan deyimlerimiz vardır. Mecaz anlamda kullanılan deyimlere örnek verecek olursak, küplere binmek, sinirlenmek anlamlarında kullanılırdır. Burada kalkıp da küplerin üzerine oturacağız anlamında kullanılmamıştır. Derdini dökmek, çekilen sıkıntıları bir başkasına anlatmak anlamındadır çocuklar. Ayağının tozuyla dediğimizde kişinin gelir gelmez hemen anlamlarında, çabukluk anlamında kullanırız biz bunu. Burun kıvırmak ise bir şeyi beğenmemek anlamında kullanırız. Yoksa gerçek anlamda burnumuzu kıvırmak anlamında değildir gençler. Son başlığımız olan özdeyişlere geçtik. Özdeyiş, diğer adıyla vecize, bir düşünceyi kısa bir şekilde ve özlü olarak anlatan cümle ya da sözcüklere verilen isimdir. Özdeyişlerin diğer ismi vecizedir çocuklar. Onlar da atasözleri ve deyimler gibi bir düşünceyi kısa ve öz bir şekilde anlatırlar. Özdeyişlerin atasözlerinden ve deyimlerden ayrılan en önemli yanı ise söyleyeni bellidir. Kimin tarafından söylendiği bilinen sözlerimizdir ve sözlerimizin altına genellikle sözün sahibinin ismi yazılır. Genel olarak söyleyeni bilindiği için özdeyişleri söyleyen kişi düşüncelerini, yaşadığı olaylar ve gözlemler sonucu çıkarımlarını kişilere anlatırlar. Her özdeyiş söyleyenin düşüncelerini yansıtmaktadır. Özdeyişlerin sahipleri kullanmış olduğu özdeyişlerde genellikle gençler kendi düşüncelerini, yaşadığı hayattan aldığı sorunlar ve sıkıntılarını ne yaparlar ya da bilgilerini, deneyimlerini bize anlatırlar diyoruz. Genel olarak tecrübe ve bilgileri aktarmaktadır. Bu sebeple bizim için oldukça nedir? Değerlidir diyoruz. Özdeyişe verecek örneklerimiz şunlar olabilir. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Sözünün sahibi yani özdeyişinin sahibi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim dediğimizde ise gene bu sözümüzün sahibi kimdir? Mustafa Kemal Atatürk'tür. Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver. Toprak olup seni başının üstünde taşıyan bulunur dediğimizde ise bu sözümüzün sahibi gene Mevlana'dır. Üç sözden fazla değil. Tüm ömrüm şu üç söz. Hamdım, piştim, yandım dediğimizde ise bu sözümüzün sahibi gene kimdir? Mevlana Celaleddin Rumi'dir. Şimdi çocuklar şunu anladık burada. Atasözleri bize öğüt verir. Söyleyeni belli değildir. Deyimler bize öğüt vermez. Fakat onun da söyleyeni belli değildir. Özdeyişler ise söyleyeni bellidir. Özdeyişlerin sahipleri ne yapar? Bize yaşamış olduğu hayattaki tecrübelerinden yararlanarak bize kendi düşüncelerini kısa ve öz bir şekilde aktarır ve onların da sahipleri bellidir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.